motokuryelerin sesini duymaktan uzakta, motokuryelerin sorunlarını duymaktan uzakta bir iktidarla karşı karşıyayız. Motokurye yaşamın her alanında var. Gece var, gündüz var, yaz var, kış var, bayramda var, pazar var, hafta içi var. Ama nerede yok? Devletin kayıtlarında motokurye diye bir şey yok. Onların dertleri, sorunları çok. Motokuryeler günlük 150 kilometre yol yapıyorlar. %90'ı kayıt dışı ve güvencesiz çalışıyor. Çoğu sendikasız, iş kolları belirsiz. İş yerinin baskısıyla günde 14, 15, 16 saat çalışıyorlar. Çalışma saatleri uzun, ücretleri az. Kaza geçiren motokurye bazen aylarca çalışamıyor, evine ekmek götüremiyor yanımızdaki arkadaşımız gibi. Dertleri çok, maalesef devlet arkadaşlarımızı duymuyorlar. En büyük sorunlarından birisi motokuryelerin kurtlar sofrası modeli olarak adlandırılan esnaf kurye modeli. Yani kendi işinin sahibi ol, aracını da al gel diye sunulan kuryeleri sömürü ve güvencesiz çalışma modeli. Esnaf kurye modelinde çalışan kuryelerin yasal hiçbir hakkı bulunmamakta. Ayrıca esnaf kuryeler dağıttıkları gönderi başına ücret almakta. Masrafları çıktığında çoğu zaman bu ücret asgari ücretin altında kalmakta. Motokuryeler emeklerinin karşılıklarının ve anayasal hakları olan sendika haklarının tanınması için mücadele ediyorlar. Bu taleplerin hepsi anayasal bir haktır. Günde 14-15 saat çalışan, iki tekerlek üzerinde hayatlarını hiçe sayarak çalışmak zorunda kalan motokuryelerin talepleri kabul edilmelidir. Çalışma standartları belirlenmeli, mesleki yeterlilik sistemi zorunlu hale getirilmeli, kayıt dışı motokuryeler güvence altına alınmalı, paketler için süre kısıtlaması esnetilmeli, planlama sistemi kaldırılmalıdır. Aile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Sosyal Hizmetler Bakanlığı motokurye mesleğini iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş tanımlarında çok tehlikeli olarak sınıflandırmalıdır. Esnaf kuryelerin iş sağlığı ve güvenliği kapsamına dahil edilmeli, motokuryeler insanca yaşayabilecek bir ücret almalıdır.